Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alamin. Vücut ve selamü aleyküm. Muhammed ve alaihi wasallam. Yajmain. Rabbı şahli cıdri ve sili amri ve hulu lüktü tam lisanı yfkuhu kouli. İnşallah bugün mabahis alfas faslun fi mabahis alfas konusunu ele alacağız. Şimdi dedi ki mantık ikiye ayrılır. Tasavvurat ve tasdikat. Tasavvuratın mabadi vardır, mekasiti vardır mebadiyü tasavvurat makasidü't tasavvurat ne demek yani eee mebadiyü tasavvurat yani tasavvuratın kendisine dayandığı şey makasidü't tasavvurat tasavvurdaki amaç yani mebadiyü tasdikatta tasdikatta e, kendisine dayanılan şey tasdikin kendisine dayandığı şey e, makasidü't tasdikatta tasdikin amacı şimdi mesela diyelim ki insanın tasavvurunu oluşturmaya çalışacaksak insan hayvanun natiqun diyoruz. Hayvanun natiqun düşünen canlı. Şimdi bu düşünen ve canlı yani hayvan ve natık bu ikisi bu ikisi bu tasavvurun mebdeidir. Yani onlar olmadan bu tasavvur gerçekleşmez. Bu tasavvur onlara bağlıdır. Dolayısıyla bu ikisinin her birisine işte tasavvuratın mebdei denilir. Toplamda bunun gibi işte hayvan, natık gibi gibi onlar onun gibi olanlara

Mekasidü tasavvurat nedir? Tanımdır. Yani bir tasavvur, niçin bir şeyi tasavvur ederiz? O, yani bir şeyin tasavvuru nasıl gerçekleşir? Tanımla gerçekleşir. Yani bir şeyi tasavvur etmek istiyorsak tanımını yaparız. Mesela diyelim ki insanın tasavvurunun zihnimizde canlanması için bizim onu insanı tanımlamamız lazım. Mesela tanım, tasavvur, bir şeyin tasavvuruna bizi götüren şeydir. Peki tanım neyden oluşuyor? Tanım, külliyat-i dediğimiz beş külliden oluşuyor. Yani her birinden ayrı ayrı. Tabi bazılarından e, arada amdan oluşur oluşmaz o ayrı mesele. E, genel olarak konuşuyoruz şu an. E, dolayısıyla bir tanım e, bir tanımda bunlardan birileri olmalıdır. Yani bunlardan e, bazılarına göre en az bir tanesi, bazılarına göre en az iki tanesi bulunması gerekiyor. Dolayısıyla tanım bu beş tane e, külliden e, bazılarının toplamından oluşuyor. Toplamına tanım diyoruz. Yani bunları yan getirdiğimizde bunlara tanım diyoruz. Dolayısıyla tanımı, e, tanıma girmeden önce e, tanımın dayandığı bu e, şeyleri anlatmamız lazım. Yani tanım küldür, bir bütündür. Tanım neyden oluşur? Parçalardan. Bu parçalar nedir? İşte cins, nev, fasıl, aledikası, Bunlar onun parçalarıdır. O zaman bu parçaları önce öğreneceğiz. Sonra tanıma gideceğiz. Dolayısıyla tanımın me, mekasidu tasavvurat dediğimiz bölümde tanımı işleyeceğiz. Mebadiu tasavvurat dediğimizde işte tanımın malzemeleri olan, parçaları olan külliyat-ı hemse dediğimiz kül, e, cins, fasıl, no anad gaz, anad işleyeceğiz. Dolayısıyla tasavurat e, tasavvurat, e, tasavvuratı ikiye böldük. mebadi tasavvurat, makas tasavvurat. mebadi tasavvurat da bunları işleyeceğiz. Şimdi mebadi tasavvuratta madem ki küllileri işleyeceğiz, külliler de külli, e, tabii tabi külli nedir ne değildir onu şimdi anlatacağız. Küllilerin de bir üst e, başlığı, küllerin bir öz başlığı lafızdır. Lafız müfrettir. Müfredin bir öz başlığı lafızdır. Dolayısıyla lafızın da delaleti işledik. Şimdi lafıza geldik. Lafız, lafızdan sonra müfrede ineceğiz. Müfreden sonra külliye ineceğiz. Yani tanıma ulaşabilmemiz için tanım madem ki küllilerden oluşuyor o zaman küllileri bilmemiz lazım. Peki bu külliler de müfrettir başlığı. Yani külliler müfreden altına giriyor. Müfret de lafzın altına giriyor. Dolayısıyla müfret ve lafzı da işlememiz gerekiyor. Şimdi de müfret ve lafzı işleyeceğiz. Sonra külli nedir? Sonra bu küllilerin toplamı tarım oluşturur. tanım oluşturur. Tanımda onu işleyeceğiz. Dolayısıyla küllileri tek tek ele alacağız. Sonra anlatacağız. Müste'melül elfazi. Faslun bu bölüm. Fimebahisil elfazi. Lafızların mebahisleri, meseleleri hakkındadır. Konusu, konuları hakkındadır. Yani lafız konusudur. Müstamelül elfazi. Lafızlardan müstamel olanlar, yani el elfazül Yani müstamel olan lafızlar, lafızları ikiye ayırırız. Lafız, elfazi mühmele, elfazi müstamele. Elfazi mühmele ne demektir? Bir manası olmayan lafızlar, bir manası olmayan lafızlar. Sestir, harf vardır ama mana yoktur. Şimdi kelime var, Kelimenin üstü kavuldur, kavlunun üstü lafızdır, lafızın üstü soğuttur, soğutun üstü de keyif falandır. Bu e, makulatla alakalıdır. Biz oraya girmeyelim. Şimdi soğut, sestir. Herhangi bir soğut, ee, herhangi bir ses. Şu masaya vurduğumda çıkan şeye de soğut diyoruz. Şu an ağzımdan çıkan şeye de soğut diyoruz. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Bu benim ağzımdan çıkan soğut ile şu masadan çıkan soğut arasındaki fark, benim ağzımdan çıkan saut belli bazı harflere binaendir. Mesela işte şu an konuşuyorum mim, sa, lam vesaire. Yani alfabe harflerini barındıran bir sestir. Burada alfabe harflerini barındıran bir ses yoktur. Dolayısıyla iki ayrı ses var. Bir alfabe harflerini barındırmayan sesler, bir de alfabe harflerini barındıran ses. Alfabe alfabe harflerini barındıran sese lafız diyoruz. Lafız neymiş demek ki? alfabe harflerini barındıran e, sesler. Bu alfabe harflerini barındıran sesler ya manası vardır ya da manası yoktur. Şimdi ben talaffuz ediyorum bazı şeyleri. Lafızlar benim ağzımdan çıkıyor. Bu lafızların manaları olabilir. Bazı lafızların da manası yoktur. Tabi bunlar nahivde işlenmiştir. Yani bil, bilmeniz gerekiyor. E, lafız e, lafız Manası olanlar, var, manası olmayanlar. Mesela kicac, bicac dediğimizde kicac, bicac ne demektir? Manası yoktur. Ama zeyd, Amr, bekir, insan, kitap bu lafızlar nedir? Bunların manası var. O zaman manası olan lafızlara elfaz-ı ediyoruz. diyoruz. E, manası olmayan ama ses ve harflerden oluşan lafız, e, şeylere lafız e, kelimelere ise e, şey diyoruz lafız e, lafız diyoruz. Laf, Elfaze mühmele diyoruz. Elfaze mühmele. Yani manası e, yoktur. Bir mana için bırakılmamıştır. Şimdi bir mana için bırakılmayan lafızlar bizim bu konumuz alakası yoktur. Yani mantık bu e, manası olmayan lafızları ele almaz. Çünkü hatırlarsanız dedi ki mantığın zaten lafızlara ihtiyacı lizati değildir. Yani mantığın mantık olması itibariyle değildir. Mantıkın e, zihindeki bilgileri başkasına aktarması açısındandır. E bu e, zihindeki şeylerin başkasına aktarılması meselesi de ancak manası olan lafızlar sayesinde olur. Manasız lafızlar sayesinde böyle bir imkan söz konusu değildir. Dolayısıyla mantıkçılar elfazı müstemeleye yer alır. Dolayısıyla müstemelül elfazı diyerek mühmel olan lafızları çıkardı. E, müstemelül elfazı yani müstemel olan lafızlar, bu da sıfatın mevsufa idafesidir. Yani el elfazül müstemele, müsteğmel olan lafızlar, Haysu yucedu. Nerede olursalar olsunlar. Ne zaman onlar e, talaffuz edilirlerse edilsinler. Yani herhangi bir e, manası olan bir lafza talaffuz ettiğimizde yani bu e, işte ağızdan çıkıp bir manası olan bütün lafızlar İmma murakkebün ve imma müfredir. Ya murakkeptir ya müfrettir. Başka da bir şey değildir. Yani murakkeb var, müfret var. Yani bütün lafızlar, manası olan bütün lafızlar ya mürekkeptir ya müfreddir. Yani onların sıfatı ya müfred bir, bir şeydir ya da mürekkeptir. Yani herhangi bir lafız, manası olan bir lafızı gördüğümüzde, duyduğumuzda ona ya müfred deriz ya da mürekkep Ya müfred ya mürekkep. Başka bir şey yok. Peki müfred nedir, mürekkep nedir? Fe evvelun, birincisi, yani müfred ne demektir? Fe evvelun, Ya afan, mürekkep. Mürekkep dedi, müfred dedi. Şu an fe evvelun, birincisi, yani mürekkep. Ma öyle bir şeydir ki delle, delalet eder. Delalet etmenin ne anlama geldiğini hatırlarsanız. Dedi ki bir şeyden bir şey anlamak. Delalet eder. Cüz'uhu. O lafzın cüz'ü. O lafzın cüz'ü. Lafzın cüz'ü delalet eder. Ala cüz'u imanahu. Manasının parçasına delalet eder. Bi aksi matela mürekkepten sonra gelenin zıddına. Yani müfredin zıddına. Müfredde ise nedir? Ma, madem ki müfred mürekkebin aksidir. O zaman ma lem yedülle cüz'u ala cüz'u imanahum. Lafzının parçası manasının parçasına delalet etmezse. Şimdi lafzın parçası vardır. Çünkü bir lafız parçalardan oluşur. Parçası olmayan lafızlar da var. Ama burada parçası olan lafız mürekkebi anlatacağımız için. Bir lafzı düşünelim. Mesela zeyt. Lafzın parçaları var. Zeyn, ya, dal. Bu lafzın parçaları... ...mana. Mesela Zeyd'in manası nedir? İşte ben. Ben neyden oluşuyorum? Hayvan, inatık, ardı, teşekkür, zat. Velhasıl ben... E, ...zat olarak düşünelim. Zeyd... ...o zat. Mana... ...o zattır. Zeyd lafzı da... ...zeyn, ya, daldan oluşuyor. Bu zeyn, ya, dal... ...lafızın... E, la, zeyd lafzının parçalarıdır. Bu parçalar... ...bir manaya delalet ederse... O zaman bu zeyt mürekkeptir müfred değildir. Şimdi bakıyoruz. Zeyt lafzı, zeyt lafzı, zeyn ya dal. Mustakil olarak. Yani zeynin, zeynin bir manası var mı? Yok. Yanın bir manası var, mı? Yok. Dalın bir manası var mı? Yok. O zaman bunun manası olmadığına göre, zeyn ya dalın manası olma, olmadığına göre o zaman o mananın parçalarına delalet edemez. Çünkü kendi manası yok ki delalet etsin. O zaman Zeyd lafzının parçaları mananın parçalarına delalet etmedi. Çünkü lafzın parçası olan Zeyn ya dalın manası yoktur. Delalet etmez. Tabi böyle anlayanlar da var, farklı anlayanlar Biz buradaki söylediğini söyleyelim. Lafzın parçası Zeyn ya dal mananın parçalarına delalet ediyor mu? Yani Zeyn manan, manadan bir parçaya, ya manadan bir parçaya, dal manadan bir parçaya delalet ediyor mu? Hayır. Çünkü zeyn, zeytteki zeyn ya dalın hiçbir manası yoktur. Madem ki yoktur, mananın olmadığı yerde delalet de yoktur. O zaman zeyd lafzının parçası olan zeyn ya dal mananın parçalarına delalet etmez. Mana mesela diyelim ki beni düşünün. Şu an manayı daha da basitleştirelim diye. İşte başımı düşünün, ellerimi, ayaklarımı falan düşünün. Mananın parçaları var ya da manayı siz hayvan natık artı teşekkus diyelim. Hayvan, natık, teşekkus. Bu zeyn hayvana, işte ya e, natıka, e, dal teşekküse delalet etmiyor. Çünkü zeyn dalın manası yoktur ve bu da onların manası değildir. Dolayısıyla zeyt burada mürekkep değildir. Mürekkep neydi? Bu lafzın parçaları mananın parçasına delalet ederse. Mesela diyelim ki, e, örnek diyelim, Abdullah. Abdullah tabi alem olmadan, özel isim değil. Yani vasıf olsa. Vasıf olsa. Mesela işte ben ismi Muhammed'dir ama ben vasfım Abdullah'tır çünkü Allah'ın kuluyum. Şu Abdullah lafızdır, bir lafızdır. Bu lafızın iki parçası var. Abd, Allah. Abd, Allah. Lafızın iki parçası var. Abd, Allah. O lafızın parçası olan abd, ubudiyete yani kulluğa. O Abdullah lafızının ikinci parçası olan Allah, uluhiyete, ilahlığa delalet ediyor. O zaman Abdullah lafızının birinci parçası olan abd, bir manaya, kuluk ikinci parçası olan ila Allah uluhiyete ilahlığa delalet ediyor. O zaman lafzın her iki parçası da bir manaya, birer manaya delalet ettiler. O zaman bu Abdullah mürekkep bir isimdir. Çünkü lafzın parçası, lafzın parçası mananın parçasına. Çünkü Abdullah Abdullah dediğimizde o mananın da iki parça var. Yani e, parçası var. Allah'ın kulu, Allah'ın kulu bir manadır. Allah'ın kulu Allah'a kul olmak Dolayısıyla oradaki abd kulluğa Allah da uluhiyete o iki manaya delal ediyor. Yani abd'in manası ubudiyet kulluk. Allah'ın manası işte ilahlık uluhiyet. O zaman abd lafzı ubudiyet kulluğa delalet ediyor. Manadır. Mananın bir parçasıdır. Allah lafzı da uluhiyete parçaya delalet ediyor. O zaman bu mürekkeptir. Yani Abdullah bir lafızdır. iki parçası var. Abd Allah. Bunun manası da Allah'a kulluktur. Allah'a kul olan, Allah'a kulluk anlamında. Allah'a kulluk da bir manadır. İki parçası var. Bir uluhiyet, ilahlık. iki kulluk. Dolayısıyla bu abd kulluğa Allah da uluhiyete, ilahlığa delalet ediyor. O zaman bu Abdullah birine vasıf olarak söylediğimizde sen Allah'ın kulusun anlamında Abdullah dediğimizde bir şahsa o zaman bu nedir? Bu mürekkeptir. Ama diyelim ki ama diyelim ki Abdullah alem olsa benim özel ismim olsun. Abdullah olsun ismim. Abdullah dediğimizde abd ulu ö, i, ubudiyet kulluk, Allah uluhiyet. Peki bu Abdullah'ın manası benim. Ben işte abdın abd burada. Bu Abdullah alem iken. Abd benim bir parçama yani mananın bir parçasına. Allah da mananın bir parçasına delalet ediyor mu? Hayır. Çünkü abd Allah, Abdullah alem olduğunda manaları yoktur. Yani Abdullah'taki Abd'ın manası ubudiyet, Allah'ın manası uluhiyet değildir. Abdullah dediğimizde adamın ismidir. Ha ona Zeyd demişiz, ha Abdullah demişiz. Hiçbir fark yoktur. Ben bunu Melevi'ye göre açıklıyorum. Tabi başka farklı açıklayanlar da var. Şu an Melevi'ye göre, göre gidiyorum. Dolayısıyla Abdullah, Abdullah birinin özel ismi olduğunda orada Abd'ın bir manası yoktur. Allah'ın da orada manası yoktur. Yani özel isim olduğunda bir şey, bir vasıf o önceki manasını kaybeder. Mesela Muhammed dediğimizde, Muhammed normalde övülen anlamındadır. Ama benim ismim olduğunda, Muhammed'in manası artık, artık övülen değil, bu şahıstır. Bu şahıstır. Dolayısıyla, Muhammed o önceki övülen manasından koparıldı. Mesela özel isim, vasıf, vasıf vasıflar özel isim olduklarında, önceki manalarından koparılırlar. Dolayısıyla Abdullah'ta da, Abd'in, Abdullah'taki özel isim olursa, o, o ubudiyet manası yoktur, uluhiyet manası yoktur. Abdullah o zaman bana vaat edilmiştir. Peki Abdullah'ın Abd la, parçası, Allah'ın al, e, ve Allah yani uluhiyet parçası benim bir parçama, e, işte abd bir parçama, haşa Allah bir parçama delalet ediyor mu? Hayır, delalet etmiyor. O zaman bu müfrettir. Abdullah o zaman alem ise, özel isimse müfrettir. Ama mürekkep ise, e, vasıf ise, birine vasıf olarak o manaları yani o lafzı o manada kullanırsak Allah'ın kulu manasında kullanırsak o zaman bu nedir? Bu ee, mürekkeptir. Biz Abdullah'a özel isim olarak kullandığımızda bir şahsa ey Abdullah dediğimizde yani ey Allah'ın kulu anlamında söylemiyoruz. Ey Abdullah dediğimizde ey o bilinen şahıs anlamında kullanıyoruz. Dolayısıyla o übudiyet ve uliyet manası ondan koparılmış çıkarılmıştır. Dolayısıyla ee, iki kısma ayrıldı. İmam mürekkebu ve imam müfredun. Mürekkeb nedir? Lafzının parçası mananın parçasına delalet ediyorsa. Yani lafızı burada düşünün. Manayı da burada düşünün. Lafzın parçaları var. Üç tane parçası olsun. Mananın da üç tane parçası var ya da iki tane parçası, ya da beş tane parçası var. Bu lafzın parçası mananın bir parçasına, lafzın ikinci parçası mananın ikinci parçasına, üçüncü parçası üçüncü parçasına bu şekilde bir e, delalet etme e, varsa yani bundan bu anlaşılıyor. Bundan bu bundan bu anlaşılıyorsa o zaman bu mürekkeptir. Ama bundan bu anlaşılmıyorsa ve bundan hatta hiçbir şey anlamışsa anlaşılmıyorsa yani o parçadan o parçadan o parçadan hiçbir şey anlamışılmıyorsa ve bunun parçaları zaten anlaşılmaz. Dolayısıyla o zaman bu lafzın parçalarından bu mananın parçaları anlaşılmıyorsa bu lafzın tümünden bu mana anlaşılıyorsa bu lafzın parçaları bu mananın parçalarına delalet etmiyorsa, lafzın tümü birlikte bu manaya delalet ediyor, bu lafzın parçalarının her birisi bu parçalara delalet edip bu buna delalet etmiyorsa, o zaman bu müfrettir. Ediyorsa mürekkeptir. Abdullah Allah'a Allah'ın kulu. Abdullah Allah'ın kulu. Abd kula. Abdullah bu da lafızdır. Allah'ın kulu manadır. Abd kula işte Allah Allah uluhiyete delalet ediyor. O zaman bu lafızın parçası buradaki bir mananın parçasına lafızın parçası mananın parçasına delalet etti. O zaman böyle bir geçiş var. O zaman buna mürekkep diyoruz. Ama e, yani buradaki Abdullah Allah'ın kulu manasına bu lafızın tümü birlikte değil parça parça bu parçaları delaletmiş. Dolayısıyla bu mana ve bu lafız bu manaya bırakılmış. Ama Abdullah Alem olduğunda Abdullah Alem olduğunda Abdullah Abd Allah var. Burada da işte diyelim ki A şahsı. A şahsının başı, ayağı, eli. Burada abd Allah. Bunlar birbirlerine delalet etmiyor. O zaman delalet bu şeydir. Müfrettir. Ya da burada hayvanın parçaları demeyelim. Hayvan attık, teşekkür. İkisinde fark etmez. Yani sonuçta o onu barındırıyor. Bu şekilde müfred ve mürekkebi de inşallah anlamış olduk. İmam mürekkebin <laughs> ve imam müfredin. Fe evvelun birincisi yani mürekkep. Madelle cüz'uhu yani lafzının parçası ala cüzü imanahu mananın parçasına delalet ediyorsa. Burada cüzü dedi i yani cüz idir normalde. Böyle bu da bir şeydir yani bir um, yani o, o, hatta Kur'an'dan da bir kıraatte cüzü diye e, geçiyor. Bir aksi matela mürekkepten sonra gelenin aksine. Tela yani ondan sonra gelen mürekkepten sonra ne gelmişti? Yukarıda hatırlayın müfret gelmişti. O zaman bu e, dedi ki lafzın parçası mananın parçasına delalet ediyor. M mürekkepten sonra gelenin aksine. Demek ki mürekkepten sonra gelen o müfret e, lafzın parçası manasının parçasına delalet etmiyor. Ya o lafzın parçasının zaten hiç manası yoktur ya da lafzın parçası vardır ama o parça o mananın parçası e, o parçanın lafzın parçasının manası o mananın parçası e, mananın parçası değildir. Dolayısıyla bir delalet söz konusu değildir. Bu müfred ve mürekkepti. Ee, bu şekilde müfred ve mürekkebi e, anlatmış olduk inşallah. E, bir sonraki dersimizde e, müfredin bu sefer kısmı olan e, külli ve cüz'i anlatacağız. Bu şekilde dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.